Haftanın yengesini Georgina seçiyorum değerli izleyenler. O nasıl geçiriyor korona günlerini? O bildiğiniz gibi hiçbir şekilde değişmiyor. Ne kadar güzel kuş kovunu. Nesine programımıza hoş geldiniz. Bugün evin neresinden sesleniyorum size? Salonundan. Geçtiğimiz hafta sizi balkonda ağırlamıştım. Bugün salonda ağırlıyorum. Bugün biraz esiyor maalesef. O yüzden içeri geçmek zorunda kaldık. Efendim nasıl geçiyor haftanız? Pazartesi mi, çarşamba mı, pazar mı? Ben bir türlü oturtamadım bu durumu kafamda. Ve yani uyku düzenim alt üst oldu. Tahmin ediyorum ki sizin de aynı şekilde geçiyor haftalarınız. Spor gündemi nasıl diye soracak olursanız bu süreçte biraz özledim. Hiç bu kadar böyle, gerçi bir yazın eğitim için gittiğim Amerika'da ara vermiştim ama bu kez daha farklı. Bu kez böyle özledim galiba. Stüdyo ortamını özledim, iş ortamını özledim. Her gün böyle biraz gündemi takip etmeye çalışıyorum. Gündem de çok hareketli değil, alevli, yanarlı, dönerli değil. Haliyle ne yapalım? Biz de işte yemeğe verdik gerilineker gibi. Biraz bahçeye verdik Müller gibi. Böyle zaman geçiyor. Umarım sizin de güzel geçiyordur. Ben bugün bu hafta size Nesine Mak'ta böyle göze çarpan, keyiflendiren, konuşabileceğimiz birkaç başlık çıkardım değerli izleyenler. İlk olarak Pogba ile Suns arasında geçen o polemiğe yer vermek istiyorum. Çok güncel bir haber bu. Şöyle oluyor. Pogba bir açıklama yapıyor. Diyor ki İngiltere'deki televizyondan bahsediyor. Televizyonda diyor sürekli beni eleştiren birisi var ama gerçekten onu tanımıyorum diyor. O kişi ise Suns. Yani Galatasaraylılar da yakından tanıyacaklar, öyle değil mi? Birçok kişi, futbol sever, eski bir efsane oyuncu, aynı zamanda teknik direktör, birçok kupası var. Sonuçta cevap veriyor. O halde diyor, çıkaralım bakalım kupalarımızı. Kimin ne kadar kupası var? Yani işin tabii kimin ne kadar kupası var, kim ne kadar başarılıdan ziyade Pogba'yı ben çok seviyorum, çok beğeniyorum, çok başarılı buluyorum. Ve İlerleyen zamanlarda belki bir başarısının üzerine biraz daha koyacak. Belki daha farklı şeyler yapacak. Buna inanıyorum ama biraz böyle işinde başarılı olan insanlarda ben böyle tevazuyu çok seviyorum. Yani mütevazı olsun, efendime söyleyeyim, tevazu göstersin değil mi? Mesleki anlamda da öyle. Yani şimdi bunu eleştirmek bana düşmez elbette ama yani her sektörde var. Her sektörde var böyle yetenekliler, biraz böyle yıldız tozunu fazla almış olanlar biraz kendilerini belli ediyorlar ama o süreç nedense çok kısa sürüyor. Yani uzun sürmüyor. Biraz daha böyle tevazu gösterseydi, açıkçası ben Pogba'yı çok seven bir spor sever olarak biraz kınadım. Yani yakışmamış diye düşünüyorum. Elbette başka bir gönderme olabilirdi. Başka türlü alttan alsaydı, daha zeka pırıltısı olan bir cevap verseydi beni gerçekten mest ederdi. Bu konuda işte o yıldız oyuncuların, biraz böyle egosu yüksek olan isimlerin böyle bir takım zararlı açıklamaları oluyor açıkçası. Bu konuda Suns'a hak veriyorum. Yani elbette eleştirilebiliriz. Yani her sektörde, her işte olduğu gibi bizde olmuyor. Bizde de oluyor. Yani yapıcı olarak bir şeyler söylüyor olabilir ama mesela düşünüyorum, ben de böyle bir şey olsaydı olur muydu? Mesela diyorum ki, yani TRT spikeri, eski böyle gerçekten meslekte ben kesinlikle, yani benden yola çıkmış, kendi Pogba gibi hissetmiyorum elbette ama ben bunu daha yapıcı almaya çalışırdım diye düşünüyorum. Yani olması gereken o gibi sanki. Peki bir diğer konu. Şu dönemlerde en fazla denk geldiğim skeçlerden bir tanesi sosyal medyada eşler. Evet ya, 7-24 birlikte olunca haliyle ne oluyor? Evdeyiz, dışarı çıkamıyoruz, hiçbir şekilde hareket edemiyoruz. Hele o kadınların iş bölümü gerçekten. Kimi erkekler var hakikaten çok böyle eşine, sevgilisine çok destek oluyor, çok böyle birçok şey yapıyor ama yani o kadınlığın maalesef kaderi malum, talihi diyeyim. Makus dahi pardon. Biraz böyle üstüne yıkılıyor. Ev işiydi, oydu, buydu deyinceye kadar zaten
Ben bu süreçten sonra ev hanımlarını o kadar iyi anladım ki ben bir daha işe gidip gelirken yoruldum dersem iki olsun. O kadar söylüyorum. Ev gerçekten daha yorucu. Bir de evde olunca tabii sağlıklı yemekler yapmak istiyorsun, bir sürü şey yapmak istiyorsun. Şu sıralar sosyal medyada gördüğüm skeçlerden bir tanesi kadın erkek ilişkilerine dair o yıpranmayı anlatan küçük küçük böyle esprili videolar. Hakikaten çok seviyorum çünkü hepsinde kendimizi buluyoruz. Bu Nesin Emak programımızda bir eşi de almak istedim. Daha doğrusu hayat arkadaşı diyeyim, sevgilisi. Ronaldo'nun sevgilisi Jorginho. Jorginho gerçekten çok ideal bir eş bence. Bir sevgili. Neden diyeceksiniz bir futbolcu için? İşte onunla oyun oynuyor. Efendime söyleyeyim. Ronaldo'nun saçlarını kesmişti mesela geçenlerde. Ronaldo'nun saçlarına oturdu. Tek tek mis gibi o tıraşladı. Yapabilir misiniz bilmiyorum. Yapabilir miyim bilmiyorum. Ondan sonra Ronaldo'nun antrenmanlarına eşlik etti. Birlikte sokakta yürüdüler falan. Yani böyle sokakta koştular, antrenman yaptılar. Geldi çocuklarla ilgilendi. Kahvaltı hazırlamış bu sabah gördüm. Ya mis gibi. Geçtiğimiz haftada Chamberlain bununla ilgili bir açıklama yapmıştık. Karantina günleri aslında güzel geçiyor. Yeni bir ilişkisi var onun da. Karantina günleri aslında güzel geçiyor. Efendim söyleyeyim yemek yapıyor, PlayStation oynuyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Hava ne kadar hoş sizlere, öyle değil mi? Gerçekler öyle mi acaba? Vallahi zor, hakikaten. Kız arkadaşlarımla konuşuyorum, böyle grup konuşma yapıyorum. Hepsi için zor. O yüzden haftanın yengesini Jorginho seçiyorum değerli izleyenler. Bu arada fenomen Ronaldo da şu sıralar arkadaşlarının gazetelere verdiği röportajlarla bol bol hatırlanıyor. Fenomen Ronaldo'ya da böyle bir selam çakmış olalım. Nereye gidelim? Fellaini'ye gidelim mi? Fellaini değerli izleyenler eski Manchester United'lı futbolcu hatırlarsınız. Artık kadın izleyicilerim de var biliyorum. Böyle bonus saçlıydı. Böyle eski Manchester United'daydı. Çin'e gitti. Çin'de hala forma giyiyor. Bu arada Çin'de virüsle savaşan oyuncuların isimlerin başında geliyor. Hatta ilk savaşanlardan bir tanesiydi. Paylaşımda bulunmuş. Onunla yakından ilgilenen hastane çalışanları ile birlikte fotoğraf çektirmiş. Efendim söyleyeyim bir de şeyleri topları da imzalamış. Tatlı bir görseldi. Onu da bugün almak istedim akışa. Balotelli. O nasıl geçiriyor? O nasıl geçiriyor korona günlerini? O bildiğiniz gibi hiçbir şekilde değişmiyor. Korona döneminde hareketli figürlerinden hangi dönem hangi hareketli olmadı ki gerçekten de. Geçenlerde anlattığı bir hikayede zıtının ne kadar güçlü olduğunun altını çizmiş Inter'de. Inter forması giyerken pardon, Zlatan'dan daha güçlü olduğunu söylemiş. Yani olabilir. Olabilir mi? Neden olmasın? Ya bir türlü o biraz önce bahsettik ya hani Pogba'da yani yıldız olabilmek değil mesele. Başka şeyler. İşte o başka şeyleri tamamlayamadığı için Pogba şu anda buralarda. Bu arada Galatasaray'la ismi yine geçiyor gündemde. Şöyle bir bilgiyi dün gördüm. Daha doğrusu gazetede çalıştığım dönemler, Fanatik'te çalıştığım dönemler biraz spor magazin sayfası ağırlıklı sayfa hazırladığım için birçok kişinin özel hayatını ister istemez biliyorduk. O zamanlar Balotelli'nin çok böyle fırtınalı bir ilişkisi vardı. Fanny miydi? Öyle bir kızdı. Nereli olduğunu unutmuşum ne kadar zaman geçti. Nasıl fırtınalıydı? Yani kız da gerçekten güzel bir kız bunu çok seviyordu mesela. Böyle şeydi, nasıl diyeyim, fırtınalı aşklardan bir tanesiydi. Sonrasında tabii ben televizyona geçtim, spor magazininden uzak kaldım falan filan derken dün gördüm ben de, dün fark ettim. Lemina'nın eşi olmuş. Yani bir de çok tatlı bir çocukları var. Dedim nereden nereye Lemina ile ne zaman evlendi, ne zaman çocuk oldu, bu 5 yıl arasında neler neler geçti. Serbest çarşım dün de nerede gördüm? Kısa Paslar hesabında görmüştüm galiba. Vay canına dedim nereden nereye Galatasaray'da olursa yılan hikayesine yok canım o kadar da değil. Efendim şimdi geçtiğimiz hafta hatırlarsınız belki izleyenlerimiz daimi izleyenlerimiz hatırlar. El Şerabi bir akım başlatmıştı. Evde olunca haliyle bir akım başlatalım diyoruz. Ne yapıyoruz mesela? İşte
tuvalet kağıdını sektirmeye çalışıyoruz. Efendime söyleyeyim, garip garip hareketler. Hangi akıma katıldığınızı bilmiyorum. Ben şu ana kadar bir akıma katılmadım. El Şerabi'nin akımına hiç katılamazdım. Neden diyeceksiniz? Çünkü hatırlayalım. Hemen görüntüleri verelim şuraya bir yere. El Şerabi akımında PlayStation kolunu sektirerek bir şeyler yapmaya çalıştık. Orada duralım bakalım. PlayStation kolu bizim için kumandası diyeyim hadi. İnce çizgidir. Ya öyle onu kırıp atabileceğimiz bir durum yoktur. Ne kadar güzel kuş kolunu. Öyle bir akıma şahit olamayız. Ben yapmazdım yani. Sonra bu hafta Fabregas yeni bir akım başlattı. Gelsin kenarlara bir yerlere. Bu hafta biraz daha farklı bir yayın türü yapıyoruz. biraz daha güzel gibi sanki Fabregas'ı. Fabregas da tea challenge, tea bag challenge. Yani sallama çay challenge. Böyle ayağıyla hop deyip atıp kameranın önüne tutturabilmeye çalışıyor. Olur mu? Olur. Dener miyim? Yok ya, bu konuda çok iyi değilim. Yani en son lisede falan kalmıştı. Hani böyle çöpe atarken hop deyip atıp tutturabildiğimiz dönemler. Aslında denenebilir. Yani tutar mı? Bu challenge'da çok tutmayabilir diye düşünüyorum değerli izleyenlerimiz. Şimdi bir diğer konumuz ne? Futbolcular aktif futbol hayatlarını sürdürürken aynı zamanda ticari taraflarını da geliştirmek istiyorlar. Ticarete atılıyorlar. Bir taraftan gelir kaynaklarına yeni yollar ekliyorlar. Öyle değil mi? Şu ana kadar mesela kimler ne çıkardı diye düşünüyorum. Birçok futbolcu bir sürü şey çıkardı. Oyun çıkardı. Mesela Messi'nin oyunu vardı. Ronaldo bu konuda efendime söyleyeyim otel açtı. Parfüm çıkardı. David Beckham geçtiğimiz aylarda gözlük çıkardı. Böyle birçok isim geliyor. Ama hiç buna denk gelmemiştim. Kimden bahsediyorum? Lewandowski'den bahsediyorum. Bundesliga'nın hem de Şampiyonlar Ligi'nin lig ara verilene kadar gol kralıydı. Başarılı bir aktif futbol hayatı vardı. Ne çıkardı biliyor musunuz değerli izleyenler? Kahve. Evet. Türk kahvesi yan. Kahve çıkarmış. Çok ilginç değil mi? Yani bunu belki bir mesela şimdi Afrika kökenli bir futbolcu yapsa belki daha markada etkileşimi daha iyi kurabilir diye düşünüyorum. Yani güzel olabilir ama Lewandowski ve kahve ne alaka diyebilirsiniz. Ben açıkçası dedim. Yani kahve ne alaka Lewandowski ile. Ne diyelim? Hayırlı kazançlar olsun. Umarım güzeldir. Herhalde Almanya'da satışa çıktı. Belki bir ara biz de deneriz. Iniesta'nın eşine zor anlar yaşattığı dakikalar var. Yani birçok kişi eşine zor anlar yaşatıyor şu korona dönemlerinde. Iniesta da antrenman yapması gerekiyor. Antrenmanı eşiyle yapmaya çalışmış. Bu arada eşinin Iniesta'dan daha güçlü olduğunu fark ettim bu görüntüde. Yani evet, belki Iniesta'nın boyu, kilosu, belki diğer futbolculara oranla bir tık daha düşük olabilir ama yani eşinin de ondan çok aşağı kalır yanının olmadığını düşünüyorum. Helal olsun. Demek ki iyi çalışıyorlar. Çift olarak çalışıyorlar. Douglas Costa'nın paylaşımı da gelsin. Son olarak değerli izleyenler, ekranlarınızda Juventus'un Brezilyalı forvet oyuncusu. O da TikTokçu oldu. TikTok videoları çekiyor. Ekranlarınıza gelsin, bir izleyelim bakalım. Artık herkes TikTok videosu çekiyor. Özellikle ben TikTok videosu çekmem diyenleri bile görüyorum bu karantina sürecinde. Neden? Çünkü renkli videolar, komik videolar hala yokum. Bilmiyorum. Gelecek haftaya kadar ne olur gerçekten bilmiyorum. Eğer bir hesabım olursa bunu sizlerle paylaşırım değerli izleyenler. Bu hafta akışımız böyleydi. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu hafta size evin salonunda seslendim. Bakalım haftaya ne olacak? Allah kerim diyoruz. Katılımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden sağlık, güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.